Çin polisi başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bir aracın kalabalığın arasına girip alev aldığı olayla bağlantılı iki şüpheliyi aradıklarını söylüyor. Pazartesi günü meydana gelen olayda 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Çin resmi basınına göre 38 kişinin de yaralanmasına yol açan olayın ardından polis kentteki otellere Xinjiang bölgesinden gelen iki kişiyle ilgili bilgi verilmesini talep eden bir not yolladı. Notta bir araç ve Xinjiang bölgesine ait 4 plaka numarasıyla ilgili bilgi isteniyor. Resmi haber ajansı Xinhua, dünkü olayda ölenlerin 3'ünün aracın içinde bulunduğunu, 2 kişinin de turist olduğunu bildirmişti. Polis meydanın kuzey girişinde yaşanan olaydan kısa bir süre sonra bölgeyi ablukaya almış, bir cadde ve metro istasyonu geçici olarak kapatılmıştı. Yaşananları görüntülemek için olay yerine giden BBC ekibi kısa süreliğine gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen olay yerinin fotoğrafları ve konuyla ilgili yazılan yorumlarsa kısa süre sonra silindi. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Basına sızan ancak teyit edilmeyen bilgilere göre yetkililerin olayın bir intihar saldırısı olduğundan şüphelendikleri bildirilirken, polis açıklamalarında herhangi bir ayrıntıya girilmeden pazartesi günü büyük bir olay yaşandığı ifadesi kullanılıyor.